Yap Yap kanalına hoş geldiniz arkadaşlar, ben Sıla. Bu videoda YouTuberların yaptığı en büyük ve en acımasız eşek şakalarını derledik. Bomba şakasıyla başlıyoruz. Celal Brothers kanalında videolarını yayınlayan bu çocuklar insanların üzerine sahte bombalar atarak onları korkutmaya çalışıyor. Geleneksel Arap kıyafeti giyiyorlar. Hiçbir şeyden haberi olmayan insanlara yaklaşıp ellerinde bomba süsü verdikleri şeyleri üzerlerine fırlatıyorlar. Haliyle insanlar da çok korkuyor. Bu yüzden birkaç kez polis tarafından tutuklandıkları bile oldu. Bu da aynı YouTuberların yaptığı bomba şakalarının kuzulu versiyonu. Bombaya benzeyen şeyi bu kez bir kuzuya bağlıyorlar. Kuzuyu da arabayla yanına yaklaştıkları insanların üzerine salıyorlar. Tabii insanlar bombalı kuzuyu görür görmez deli gibi kaçıyor. Kobe Percy'nin yaptığı aşırı korkutucu sokak kavgası şakasıyla devam ediyoruz. Yanına bir grup adam alan Kobe Percy sokakta rastgele seçtiği insanlara sataşıyor. Ardından diğerleri de gelip adama saldıracakmış gibi davranıyor. Haliyle şakalanan insanlar büyük bir korkuya kapılıyor. Neyse ki fazla uzatmadan durumun şaka olduğunu açıklıyorlar. İşte bu da hepimizin bildiği şampuan şakasının abartılmış versiyonu. Şakayı yapanlar plajda duş alan tanımadıkları insanlara yaklaşık kafalarına şampuan döküyor. Adam tam durulandım derken yine gelip şampuanı boca ediyorlar. Böylece şakalanan kişi bir türlü şampuandan kurtulamıyor. Bu adam Ed Bestmaster. Bu videoda iş görüşmesine gittiği bir adamı trollüyor. YouTube'un en tanınan şakacılarından biri olan Ed Bestmaster bu video için Testi adını verdiği bir karakter oluşturmuş. Güya karakteri cinayet suçundan hapse girmiş ve şartlı tahliye olmuş aşırı sorunlu biri. Görüşmede ona şartlı tahliye memuru rolü yapan biri eşlik ediyor. İş görüşmesi sırasında patrona mesai saatinde uyuduğu, bazen kasadan para aşırdığını anlatıyor. Dahası görüşmenin tam ortasında çantasından çıkardığı içkiyi içmeye başlıyor. Karşısındaki zavallı adam onu işe alamayacağını söylediğinde de saldırganlaşıp onu korkutuyor. İşte bu da meteor şakası. İş görüşmesine gelen insanları korkutuyorlar. Öncesinde duvara pencere diye yüksek çözünürlüklü bir ekran yerleştiriyorlar. Ekranda şehir manzarası var. İş görüşmesinin tam ortasında manzaranın ortasına dev bir meteor düşüyor. Tabii yüzü ekrana dönük olan insanların korkudan ödü patlıyor. Aslında şakadan haberi olan patron rolündeki adam da korkmuş taklidi yapınca her şey daha da korkunç hale geliyor. Üstüne bir de en sonunda elektrikleri kesiyorlar. Bu şakanın kurbanlarına acımamak gerçekten de mümkün değil. Bu da J. Carl'ın 13. Cuma şakası. Oksijen tüpünü ve hokey maskesini takıp romantik bir göl kıyısında suyun dibine pusuya yatıyor. Sonra da kurbanlarını bekliyor. Şakalanacak kişiler geldiğinde ise ansızın sudan çıkıp elindeki palayla onları kovalamaya başlıyor. Tabii insanlar bu maskeli katilden kurtulmak için çığlık çığlığa kaçmaya çalışıyor. İnanın bu şakanın kurbanı olmak istemezsiniz. Bu da zombi saldırısı şakası. Zombi gibi giyinip zombi makyajı yapan YouTuber sokakta gördüğü insanları korkutmaya çalışıyor. İşin tuhafı acayip sesler çıkararak peşine düştüğü bir sürü insan ondan çılgınca kaçıyor.